Hocam, Seda Hanım sormuş. Demiş ki sürekli kıyaslanma içinde olmak. Küçükken aile çevresiyle işte bu klasiktir ya bizde. İşte bak komşunun çocuğu da şunu yapmış. Bunların kalıcı sebepleri olur mu? Sonuçları olur mu sebepleri? Sonuçları olur mu? Yoksa bu kötü duyguların yani kıyaslamayı kabul mü etmek gerekir? Böyle bir soru silsilesi içinde sormuş. Kıyas meselesinin yetişkin olmak yolundaki engelleri ne olabilir? Çok sert bir durum bu yani. Biz bunu maalesef çok yaşıyoruz. Bir kere bir insanın kendini bilme yolunda hayatına ilk atılmış bombalardan bir tanesi, kesinlikle, daha doğrusu dikilmiş engellerden bir tanesi bu. Ve maalesef biz bunu çok yapıyoruz. Çünkü kendini tanıma yolculuğundan geçmemiş insanların şiarıdır kendisini başkası şeklinde tanımlamak. El alem ne der mesela çok önemlidir birçok insan için. Yani çünkü kendisinin ne istediği değil dışarıdan nasıl görüleceği çok önemlidir. Ve maalesef bu göreceli kafayı bırakmadıktan sonra da bir insana sırf kendisi olduğu için, kendisi başta olmak üzere bir insana sırf kendisi olduğu için değer vermek, onu olduğu haliyle kabul etmek, o neyse yani o nasıl bir varlıksa o varlığın bu dünyada var olmasıyla dünyanın ve onu tanıyanların kazandığı değeri takdir etmek gibi bir yetisi maalesef gelişemiyor. Ve tabii ki bir de hani modern dünyanın başarı kıstaslarını hep burada gömüyoruz ya, yani soruyorum en çok gömdüğümüz şey başarı kelimesidir. Evet. Yani siz işte bir not baremi koyarsınız, oraya bazıları ulaşır ki çok az sayıda çocuk, bir kısmı ulaşamaz. Ve ulaşamayanların aileleri, yakınları der ki o aldı sen niye alamıyorsun, bu yapıyor sen niye yapamıyorsun, bak falancanın çocuğu neler yapmış. Şimdi bu maalesef hem sistemin hem de insanın kendisinden kopuşunun doğal bir sonucu. Yani sistem zaten bunu dayatıyor saçma sapan başarı kıstasları koyarak. Bir de biz kendimize, her birimiz kendimize yeterli sevgiyi ve alakayı göstermediğimiz için, yani kendimizi yeterince tanımadığımız ve sevmediğimiz için bunu tabii ki etrafımızdaki insanlara da yansıtamıyoruz. Ben bu konunun ciddi bir travma olduğunu düşünüyorum. Psikolojik anlamdaki o travmalardan farklı ama buna şey diyelim, kişilik kısıtlayıcısı ya da gelişim mührü. Yani gelişmeni engelleyen bir başlangıç kilidi. Bu arabaların tekerlerine kilit takıyorlar ya, onun gibi bir şey bu. Her insanın zamanın bir yerinde bunu aşması gerekiyor. Yani bununla mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü bir şekilde içimize yerleştiriliyor. Biz bir kere, belki birinci kez söylüyorum, parmak izi hiç kimseyle aynı olmayan bir insanız. Vücudumuz, ses tonumuz, simamız, damarlarımızın dağılımı, akciğer bronşlarımız hiç kimseninkiyle aynı değil. Benziyor ama aynı değil. Dolayısıyla bu benzersizlik içerisinde bizim bir terkibimiz var. Bize özel, bizden başka kimse yok. Muhtemelen hiç gelmedi ve hiç gelmeyecek. Yani sadece şu an yaşayan insanlar arasında benzersiz değiliz. Parmak izi veri tabanları toplanıyor. Ölmüş olan, yani milyonlarca insanın da parmak izi var o veri tabanlarına ama karışmıyor. Karışmayacağını biliyoruz. Çünkü çok kaotik bir oluş sürecinden ve gelişim sürecinden geçiyoruz. Yeganeyiz. Şimdi bu yeganeliğin farkında olan bir insan kendini kimle kıyaslayabilir? Daha evvel söylemiştim. Bir tanesi Jordan Peterson'ın, diğeri de oyuncu Oscar ödüllü Matthew McConaughey'in tavsiyesiydi. Ben ikisini birleştirdim. Çok sevdiğim iki tavsiyeydi. Jordan Peterson diyor ki kendinizi biriyle karşılaştıracaksanız geçen yılki kendinizle karşılaştırın. Çünkü bugün işte gelişmiş olursanız görürsünüz, yerinize sayıyorsanız görürsünüz ve suçlayacak kimse yoktur burada. Yani mevzu sizinle ilgilidir. Matthew McConaughey de diyor ki benim kahramanım, yani kendisine ulaşmak için imrendiğim insan 20 yıl sonraki kendim. Ben onun peşinde koştukça o 20 yıl ötede olmaya devam edecek ama benim tek gündemim ne olmak istiyorsam onun peşinden koşmak. Yani kendini başkasıyla kıyaslama cenderesine düşmüş insanların bir şey becerdiğini gören yoktur arkadaşlar. Kimler bir şeyler becerir? Yani illa böyle Nobel almak gibi düşünmeyin. Hayatını sanatlı bir şekilde, güzel bir şekilde, dolu dolu bir şekilde yaşayabilen insanlar önce kendisinin yeganeliğini fark edebilmiş insanlardır. İşte bu maalesef bizim elimizden çok erken alınan bir şey. Bir şey gibi olamadığımız için hep eksiyiz ya, o şey gibi olamıyoruz. Mesela bana diyorlardı ki hımbıl hımbıl oturuyorsun işte. Şunun gibi acık hareketli olsana. Kim o şunun gibi? Cimnastikçi arkadaşım var. Allah da bana bunu göndermiş. Abi çocuk cimnastikçi. Şimdi o cimnastikçi ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Bir bakalım. Ben hımbıl hımbıl evet oturuyordum odana. Ansiklopedi okuyordum. İşte bir şeyler yapıyordum. Ya bu çocuğun olayı nedir diye bir bakmak lazım. Yani bunun kendi aleminde durumu nedir? Büyük bir çoğunluk zaten, birçok insan bu cendereyi bir şekilde kırıyor. Hayatında kendine bir yol buluyor ama o acı, o yük sırtında kalıyor. Bunu lütfen artık yapmamaya gayret edelim ve bize yapılmış olanı da lütfen en kısa sürede reddedelim.
Biz kimse gibi, hiçbir şey gibi olmak zorunda değiliz. Bazen birisi diyor ki hocam ben de sizin gibi olmak zorunda, tüylerim diken diken oluyor yemin ediyorum. Ne yapacağım benim gibi olup ya? Yani milyon tane daha iyi hayat var, hatta bundan çok daha iyisi var. Sen ol. Niye ben oluyorsun? Ben mesela birileri gibi olmaya çalıştım. Yani yaptık onu. Sonucu hep hüsran. Mümkün değil. Yani tipim benzese, kafan benzese parmak izin benzemiyor yani. Bir yer zaten eksik kalıyor. Ve ayrıca ne kadar yaklaşırsan o kadar o hedefin sana uzaklığını anlıyorsun. İnsanın gerçek işi bu kıyaslamalardan kurtulup o göreceli zihnini kendine yönlendirebilmesi. Ve şu hayatın her anını kendini tanıma çabası için bir fırsat bilmesi. Bu arada kendi tanıma deyince bu soru da çok geliyor. Ne yapmalıyım kendimi tanımak için? Ya rahat ol ablacığım, abicim rahat ol. Yaşa yani, yaşa. Dümdüz yaşa. Ye, iç. Sen ne? Ye, dua et, sev. Seneler sonra ikinci kez seyrettim o filmi. Ben izlemedim. Ya tamamen bir İtalya PR'ı. Süper yani. İtalya'yı tanıtmak için çekilmiş bu tuvalet. Julia Roberts oynuyor başrolünde. Hakikaten çok güzel bir konsepti var filmi. Yani ye, iç, şükret ya. Ye, iç, şükret. Bu kendini tanıma bu. Yani neyi sevdiğini bil, git sevdiğinin peşinden git. Bu yenmeli diye yeme. Ya da bu yenmemeli dedikleri için yememezlik etme. Bir bak. Yani belki senin kurtuluşun oradadır. Dünyayı deneyimleyerek insan kendini tanır. Lütfen başkası gibi değil. Kendimiz gibi olalım. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin diyen ünlü Türk düşünürü Tarkan da buradan sevgili. Nereden geldi aklına? Çağrışım böyle bir şey hocam. Tarkan özlemişim. Yalnız Tarkan gerçekten iyi müzisyen ha. Vallahi eski şarkıları, eskiler tabii yenileri çok sarmadı beni ama gerçekten çocuk iyiymiş ya. Hocam dönemin... Metalci de olsam hakkını teslim ederim. Dönemin, o dönemin ruhu da fazla farklıydı tabii, yani. Tabii. Neydi o bir tane? Ölürüm sana vardı bir de. Tabii yıl şey, kuzu geldi. Oynama şıkıdım. Şıkıdım falan. Şıkıdım. Ama Sezen Aksu var orada değil mi? Tabii orada katkı var. İşte canım Tarkan çekti. Neyse yayından sonra Tarkan dinleyelim. Daha yemek yiyeceğim. Evet. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.